Herkese merhaba. Bu videomuzda Vivsonic'in PJD7820 HD projeksiyon cihazının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. İlk olarak cihazın teknik özelliklerine şöyle bir göz atalım. Burada dikkat çeken özellikler arasında Full HD olması, 3000 lümen olması ve 15.000'e bir kontrast özelliğinde olmasını gösterebiliriz. Ve tabii ki ikinci olarak en dikkat çekici özelliği HDMI 1.4 özelliğinin olması. Yani bu demek oluyor ki 3D Blu-ray oynatıcılarla ve PlayStation 3 ile hiçbir ek aparata ihtiyaç duymadan direkt 3D sinyalini alabiliyor olması olarak görebiliriz. Şimdi kutumuza bir göz atalım ve kutu açılımını gerçekleştirelim. Kutunun içinden ilk olarak en üstte bir poşet içerisinde CD'si ve çeşitli cihazla ilgili dokümanlar çıkıyor. Daha sonrasında hemen kablolara ulaşabiliyoruz. İlk çıkan kablosu 1 adet VGA kablosu. İkinci çıkan kablo ise güç kablosu. Gördüğünüz gibi bu direkt Türkiye prizleri için uygun olan kablo. Üçüncü olarak çıkan kablo da bir güç kablosu fakat bunun ucu Avrupa girişleri ile uyumlu. Ve kumandası da çıktı. İçinde pil ile birlikte. Şimdi cihazı çıkartabiliriz kutusundan. Ve içinden çıkan küçük bir kağıt parçası. Bu da ekstra olarak konulmuş Türkçe kullanım kılavuzu oluyor. Cihazı poşetinden çıkardıktan sonra şöyle bir yakından bakalım. Oldukça küçük bir cihaz. 2,1 kilogram ağırlığında. Arka girişlerine bir bakalım. Arka girişleri için ekstra bir parantez açıp size bir görselle tekrardan göstermek istiyorum. Üst kontrol paneli bu şekilde. Logoları var. DLP, 3D Ready, 1080p HDMI logoları. Oldukça güzel bir tasarıma sahip diyebiliriz.
Cihazı açar açmaz hemen HDMI kabloyla bilgisayara bağladık ve ilk olarak bir 3D performansını incelemek istedik. Oldukça başarılı olan bir testere videosu var. Bunu direkt DLP 3D gözlükleriyle denedik ve oldukça başarılı bir 3D'sinin olduğunu söyleyebiliriz. Eğer cihazın 3D performansını merak edecek olursanız Beşiktaş'taki ofisimize gelerek cihazı test edebilirsiniz. Sonrasında elimizde Full HD bir video olarak bulunan Batman'in Kara Şövalye Yükseliyor filminden bir kısa bir bölümünü test ettik. Son olarak da cihazın menüsüne bir göz atalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Cihazla alakalı daha detaylı bilgi için bize boyutdijital.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdan kanalımıza abone olabilir, incelememizle alakalı yorum bırakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.